Merhaba sevgili dostlar. Tekrar esenlikler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Efendim, benim ismim Resul Bayındırlı. Bugün 17 Haziran 2020 gece 02 civarı saat. Efendim, bildiğiniz üzere ben bu kanalda sevdiğim yazarları, o yazarların sevdiğim kitaplarını ve o kitaplardan bir takım alıntıları paylaşmaya çalışıyorum. YouTuber olmak gibi, ünlü olmak gibi, YouTube'dan para kazanmak gibi öyle beklentilerim yok. O yüzden kanalıma abone olun, videolarımı paylaşın, öyle beklentilerim yok. Sevgili dostlar, ilkem basittir. Hatta kanalın ismini bu şekilde değiştirmeyi de düşündüm biraz. Arı çiçeğe gelir, benim ilkem budur. Arı çiçeğe gelir sevgili dostlar. Arı çiçeğe gider. Şimdi bugün de bu yayında benim için ve kuvvetle muhtemel az da olsa tanıyanlar için muhterem, muhteşem bir insanı, bir şairi, bir edibi kısaca tanıtıp pek beceremeyeceğim bir şey olsa da efendim sizlere ondan bir şiirini okumaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. İnşallah keyif alırsınız. Efendim, ismi de ismi biraz garip geliyor insana ilk okuduğumda. Efendim, kendisi Zenci Çetinkaya. Sanırım bu fotoğraftaki kişidir. Çünkü ben elimde fazla fotoğrafına rastlayamadım. Sanırım bu fotoğraf, burada gördüğümüz kişi rahmetli. Maalesef çok genç yaşta kaybettik. Maalesef rahmetli olduktan sonra ben şiirlerini öğrendim, okudum. Zenci Çetinkaya, Sivaslı, Sivas doğumlu. Efendim, Atatürk Üniversitesi Edebiyat bölümü mezunu idi. Hem de benim yaşadığım şehirde aynı havayı teneffüs etmişiz. Bundan dolayı da ayrı bir keyif aldım. Selçuk Üniversitesi'nde akademisyenlik yaparken, yanlış bilmiyorsam, 2004 yılında yaklaşık işte 44-45 yaşlarında, çünkü 60 civarı doğumu, öyle tahmin ediyorum. Kaybettik, rahmete ulaştı. Allah gani gani rahmet etsin. Bu Çelişkinin Türküsü, bir de Sonsuz Aydınlık Gazeli diye bir şiir kitabı var diye biliyorum. Ben kendisini ve şiirlerini çok sevdiğim için çok saygıdeğer, muhterem bir okur arkadaşımız, bir edebiyat öğretmen arkadaşımız bunu böyle herhalde bu kitabı tozlu raflar arasında, böyle kimsenin gitmediği, uğramadığı bir rafların bulunduğu bir koridorda, bir köşede atılmış, itilmiş olarak bulmuş. Aklına çok şükür ki ben gelmişim ve 2013 yılında burada hediye olarak imza almış. Saygıdeğer Ümit Çelik'e, eğer ki beni dinliyorsa, beni izliyorsa, kendisine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ben bu kitabı bana hediye ettiğini, yani gördüğüm anda da gözlerim dolmuştu. Beni hatırlayacaktır. Saygıdeğer Ümit Çelik hocamız, sevgili dostlar. Şimdi buradan, bu arada ben şiir eleştirmeni falan değilim. Sadece tanıtmak, tanıştırmak derdindeyim. İnsan çünkü yapısal olarak böyleyiz. Yani sevdiğimiz bir şeyi ötekiler de sevsin. Yani, ya da öteki görmediğimiz insanlar da sevsin diye öyle bir güdümüz var bizim. O yüzden pek beceremediğim bir şey olsa da şiir okumaya çalışacağım sizlere. Kusur işlersem, sürçülisan edersem affedin beni, sizlerden özür dilerim. Ve merhum Zenci Çetinkaya hocamızdan, şair hocamızdan özür dilerim, beni affetsin.
Herhalde bu yazdıklarından, şiirlerinden, dizelerinden gördüğüm kadarıyla o kadar güzel bir insanmış, o kadar naif bir ruhu varmış ki biz onu yeterince sevemediğimiz için yüce yaratıcı onun yanına almış. Çünkü en çok seven odur. En güzel seven odur. Dolayısıyla o güzel insanı da Zenci Çetinkaya'yla erken bir yaşta yanına almış diye öyle de bir yorum yapmıştım kendime. Evet. Ne der Zenci Çetinkaya? Gazel. Ne bir şu saki isterim, ne meyde şifa ararım. Ben bu sahrayı fenada Hayme ile ararım. Müptelayım derdi aşka, deli diyor zühat bana. Kulak asmam zahitlere, ne derse riya ararım. Giriye-i aşikan ile nemnak olan hakisiye, dalları tuğba olacak bir neşvü neme ararım. Sende vefa yok, bilirim fakirde ümit bu işte. Bunca tegafül içinde bir küçük ima ararım. Bu zamanı siyasette her zekü oldu tutiyan, mazlumlara saye salan anka vühüma Yani burada eski dile çok hakimmiş rahmetli belli. Görünüm itibariyle bu aruz ve aruz vezini andırsa da aslında bu heceyle yazılmış şiir diye tahmin ediyorum. Burada ne bir şuh saki isterim. Şuh en iyi saki mey sunan, içki sunan. Ne de içkide şifa ararım. Ben bu geçici çölde, bu dünyada geçmeyen, bitmeyen bir sevgili, bir Leyla, bir yar ararım. Aşk derdine müptelayım, zühat, züht ehli. Bana deli diyor. Zahitlere kulak asma. Onlar ne derse, onların söylediklerinde riya, ikiyüzlülük arar. Yani sizler böyle efendim zikrediyorsunuz, züht, takva halindesiniz ama o halinizde de bir ikiyüzlülük var. Bir kendini beğenmişlik, bir kibir var diye öyle arar. Dalları tuğba olacak bir nema. Yani öyle bir uğraş istiyorum ki o tuğba biliyorsunuz böyle dallar ters olan cennetteki ağaçtır. Yani dallar meyvesi efendim ürünü cennet meyvesi olacak, cennet ağacı olacak bir uğraş ararım ben. Sende vefa yok bilirim. Kimde vefa yok? Burada seslenen kişi. Tabii ki ben uzmanı değilim dedim. Bir şiir uzmanı değilim. Bu dini tasavvuf Türk edebiyatında, divan edebiyatında şey makamı vardır. Naz makamı vardır. Yüce yaratıcıya naz yapar işte. Şair yazan kişi. Bu sende vefa yok bilirim yani. Sen yaratıcı ya da yar ya da sevgili, sen vefasızsın biliyorum ama işte ben de fakir olarak, fikirsiz olarak işte ümit ediyorum. Ve bunca olup bitenler arasında bütün bu yapacağım, edeceğim, bütün bu söylenen, kulağıma çalınanlar arasında bütün bu planlamalar, umutlar, öfkeler, nefretler içerisinde ben bir küçük bir tane, küçük minik, minik bir ima arıyorum sadece diyorum. Evet, böyledir. Saygıdeğer. Zenci Çetinkaya hocamız. Merhum. Zenci Çetinkaya hocamız. Bilmiyorum ben okumaktan keyif aldığım için bir tanesini daha okumak istiyorum ama siz de bu rahatsız edici sesimle ve bu uykulu gözlerimle rahatsız etmek istemiyorum. Huzursuz etmek istemiyorum. Bir tane daha okumak istiyorum sevgili gençler. Sevgili beni izleyenler, izleyecek olanlar.
Ey gönül, bu tuğla emel şol kısa serap için mi? Od için mi? Hak için mi? Ya hevavü ab için mi? Nevbahar bir an ömrü, kalanı mihneti dünya. Göz yumup açınca biten seher-i şebap için mi? Bu sahra-yı nar içinde taht-ı afitab-ı Temmuz, destiyardan nuş edilen tek damla şarap için mi? Minnet edip edaniye olunur mu dosta talip? Bunca illet, bunca zillet. Bu olmaz zehab için mi? Türlü türlü sanemlere hep ettiğin secde nedir? Ta ezelden o sultana verdiğin cevap için mi? Şimdi bunu da anladığım kadarıyla Paul Tillich'i dinleyenler şey derlermiş. Hani çok güzeldi, harikaydı. Ne anladınız? Ne anlatıyordu? Vallahi anlamadık ama çok güzel anlatıyordu. Şimdi ben de ilk bunu dinlediğim zaman, okuduğum zaman ulan harika ama hiçbir şey anlamadım demiştim. Sonra biraz karıştırmaya çalıştım kendimce. Burada ey gönül diye seslendiği kişi kendisi oluyor. Ey gönlüm. Bu bütün yapacağım, bu bütün planlar, bu hırslar, bu egolar, bu beklentiler, ümitler, bu kısa serap için mi? Serap, bu geçici dünya, aldatıcı dünya hayat için mi? Ateş için mi? Hak için mi? Hava için mi? Yoksa su için mi? Nevbaharı bir an ömrün, kalanı mihneti dünya. Burayı anlıyor. Herkes anlayabilir burayı. Bu sahra-i nar içinde, burada o kadar güzel bir tarif var ki, bu sahra-i nar içinde, bu ateş çölü içerisinde tahtı afitabı Temmuz, yani Temmuz güneşinin bir tahtı var orada. Bu dünya hayatı da bir ateş çölü. Destiyardan, yar destisinden, nuş edilen, damlatılan, damıtılan tek damla şarap içindir. Minnet edip edaniye. Edani alçaklar demek. Edani ve dünya aynı kökten geliyormuş. Ben bunu araştırırken fark etmiştim. Yani bir insan, lan ne kadar rezil bir insan, ne kadar alçak bir insan derken Arapça olarak edani demek uygun bir tabirmiş. Minnet edip edaniye, alçaklara minnet edip onlara bel bağlayıp dosta, gerçek dosta talip olunur mu? Bunca zillet, bu zelillik, bunca illet, bu olmaz zehap için mi? Zehap zahmet demek yanlış bilmiyorsam. Ve son dizesi. Türlü türlü sanemlere, sanem put demek biliyorsunuz. Hep ettiğin secde nedir? Dünya hayatında bir sürü putumuz var bizim biliyorsunuz. Putlarımız var. Görünür görünmez. Makamlar var, giysiler var, mevkiler var, para var atıyorum. Bunlara secde ediyoruz, bunlardan ya, aman dileniyoruz. Ve bunun da bezmi eleste, o ilk mecliste gerçek sultana verdiğimiz cevap için olduğunu söylüyoruz. Bunun için olduğunu söylüyoruz. Burada rahmetli Zenci hocamız buna değinir diye tahmin ediyorum. Yani nedir o bezmi iles ilk meclis nedir? Yüce yaratıcı tüm canlılara, tüm insanlara o mecliste sormuştur. Ben neyim? Ben kimim? Ya da ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye sormuştur. Bizler de ne demiştir? Ne demişizdir? Elestü bir Rabbiküm. Orada öyle dedik demişiz. Ama dünyada onun dışında, o sultan dışında, o hakiki dost dışında bir sürü sanemlere, bir sürü putlara secde edip, görünür görünmez bir sürü putlara secde edip duruyoruz. Zelil, sefil bir şekilde sevgili dostlar. Evet. Kendisine rahmet okumanızı,
sevgiyle, saygıyla, rahmetle anmanızı dilerim. Umarım bu video boyunca keyif aldınız. Bir şairi ve onun dizelerini öğrenmekten dolayı, dinlemekten dolayı keyif aldınız. Tanımak istediğiniz, birlikte yaşamak istediğiniz, birlikte yürümek istediğiniz, şiirlerini okumak istediğiniz bir insan daha tanıdınız. Sevgili muhterem insanlar, beni her nereden izlediyseniz, hangi saatte izliyorsanız sizlere sevgi, huzur, barış, esenlik diliyorum sevgili dostlar. Yayın boyunca sürçülisan ettiysem, merhum Zenci Çetinkaya'nın anısına, hatırasına saygısızlık, terbiyesizlik ettiysem, şairlere, ediplere ve siz dinleyicilere, izleyicilere saygısızlık, terbiyesizlik yaptıysam, hepinizden özür dilerim, beni affedin. Gülümseyin, hüznünüzle kalın. Hüzün bizlere çok yakışır, hüznünüzle kalın. Sağlıklı, mutlu kalın. Sevgiyle kalın, muhterem dostlar.